gelinimiz küçük yatak odasına uygun mobilya tercihiyle alanı güzel kullanmış. Beyaz dolapları sevdik ancak yatak başlığı pek uymamış gibi. Buradan eleştiri alabilirsiniz Rozerin Hanım bizden söylemesi. Evet sevgili Rozerin'in yatak odasındayız hanımlar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Kimden başlasak? Hadi sen. Beklentilerim çok yüksekti. Ama girince ben şok oldum odaya. Çünkü avize gerçekten yine gözüme takıldı. Odanız çok küçük zaten. Çok büyük bir avize. Ve uygun değil yani. Gold rengine alaka. Gold renkli kuplarım gold olduğu için, yatak ördüm krem olduğu için. Gold olduğu için renkleri evet. Sararmış sanki. Şöyle iki buçuk senedir evli olduğum için sarı tabii ki. Şu anda ışıktan da bir tık daha beyaz görüküyor olabilir. Ama makyaj masamda olduğu gibi zaten bariz belli yani gold oldu. O yüzden uyum göstermeye çalıştım ve yukarıdakiler de krem açıkçası. Yatak örtümle uydurmaya çalıştım. Zebra perdem de krem. Onu da yatak örtümle uydurmaya çalıştım. Yani en azından ben bir uyum uydurmaya çalıştım Seda Hanım. Şöyle yatak örtünüzü hiç beğenmedim. Battaniye mi olsaydı? Yani battaniye olmalıydı. Çok sıradan duruyor. Yani bir gelin yatağı gibi durmuyor açıkçası. Benim yatağım battaniye gibiydi. Mi olur anlamadım şimdi. Yani güpürlü beklerdim en azından. Benimkisi mesela dantelli güpürlüydü mesela. Sizinki dantel değildi açıkçası. Güpürlüydü. Babacığım seninki battaniyeydi yani. Seninki biraz da battaniye. Ben onu açıkçası dün de söyledim. Gerçekten Seda Hanım ben onu sadece gelin battaniye olarak örtelim. Yani. Ben genelde televizyon örtelim. Kesinlikle örtülmez üzere yani. Yatak örtüsüne de gelince yine Seda Hanım yatak örtüsü. Beğenmedi. Ben yatak örtüsünü uyumlu buldum. Yine belki aynı şey olacak ama aynısı bende de var. Yani o yüzden ama gerçekten odasına uyumuştu. Yatağın başlığını rengini çok beğendim. Koltuğuna takım mı aynı mı aldım bilmiyorum. Aynı almadım ama ben bunu rengi çok benziyor. Rengini çok beğendim. Bence duvardaki çerçevenin boyutu da gayet iyi geldi. Çünkü odam zaten dar. Büyük olsa boğardı. Ama işte avizenin rengini ben uyduramadım. Avize şu anda ışıktan böyle görünüyor. Ya şöyle söyleyeyim. Şu dantel kısmı mesela belki dantel derken hani ip detayları bizi daha çok. O krem. Evet. Şu sadece şu köşelikler. Görüyoruz krem. Yok evet ama şimdi şu. Keşke odayı yani böyle kremle, sarıyla değil de başka bir renkle. Ne renk olmazdı? Beyaz olabilirdi bence. Beyaz bence de olabilirdi. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela dolabı beyaz ya. Yer bilmiyorum. Hani yatak örtüsü falan da beyaz olabilirdi bence. Yani şimdi şey olmuş böyle. Mavi, beyaz, krem, sarı. Şöyle söyleyebilir miyim? Şimdi benim dolabım burada mesela. Eğer yatak örtüm beyaz olsaydım görükmezdi yatak örtüm. Evet çok çiğ durur ya. Çiğ durur bu bir kesinlikle. Ama bu da bizonya. Ben ikincisi şey olarak krem bu arada. İkincisi olarak ben benim burada patlattığım başlığım. Hani renk olarak tamam. Seninkisi gibi olsun. Burada patlattığım başlığım mesela. Hani onu patlattım orada renk olarak. Hanımlar ne konuştunuz yahu? Aslı Hanım bir konuşamadı vallahi. Fırsat bırakmadık. İki tarafta. Fakat Rozerin var ya adeta şey böyle tak 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 bumerang etkisi yapıyor. Söylüyor cevap veriyor, söylüyor cevap veriyor. Maşallah ta 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 ta. Makine gibi bunlar ya. Sen ne diyorsun böyle? Ben sadece tüle takıldım. Avize beni o kadar çok... Tüle niye takıldın? Orası sanki tüle olsa daha iyi olurdu store yerine. Şimdi tüle olsa orada burada store olur. Olamazdı. Neden olamazdı biliyor musun? Evet, burada yarım tüle olsa bir kere çok çirkin dururdu. Mutfak camı gibi. Kesinlikle. Ve tek olduğu için uzun olması da mümkün değildi. Aynen biraz mecburiyetten yapmış tabii ki. Kesinlikle öyle. Olması gereken buydu. Renk için bir şey değil. Bak şimdi Sezer'den seni Sezer'e verdim. Ben veririm. Doğrudan yanayız biz. Evet. Peki bu sandıkların hep burada mı yoksa? O nişan bohçamda geldiği için ben orada tercih ediyorum pembesini falan. Hep mi burada kullanıyorum? Hep burada kullanıyorum. Çünkü içine bazı kullandığım eşyalarımı falan koyuyorum. Aynen. O yüzden hep elimin altında. Merve sen de son yorumunu yap bir tane. Aslında sonra buradan çeyizlere geçelim. Şey kalmadı. Beni burada rahatsız eden bir şey de yok. Kulüplerin boya soyulması onu da yapabileceği bir şey ya değil. Zaman içinde kız temiz onları sile sile. Aynen öyle. Ben çok nasıl gerçekten anladım? Çünkü eski evim cadde üzeri olduğu için çok araba gidip geliyordu gerçekten. Ve ben daha bir silsin. Sen bunu bayağı böyle bir boyalısın. Ama boyayabilirsin onları. İnşallah ben zamanla değiştireceğim. Öyle mi? Satılıyor tabii tabii. Zamanla boyanabilir yani. Kaç doğumlusun sen? 95. 95 doğumlu. Bak her şeyi biliyor ya. Erken hayata atılanlardanız biz. Ben annem.
Annem, anneciğim Allah, öpüyorum. Kendinizi çok güzel gerçekten yetiştirmişsiniz. Yorumlar bitti mi burada? Bitti. Bittiyse çeyizleri görelim mi? Hadi görelim. Hadi bakalım. Mardin çeyizi nasıl olurmuş efendim? Buyurun görelim kızlar, şöyle alayım size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun herkese. Gelin.